Herkese merhaba, Anyat Ölesine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ıtır çiçeğine ilgili genel kısa öz bilgiler vereceğim. Bilimsel ismi Pelargonium graveolens. 14 santim ile 40 santim arası Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açar. Bunlar yapraklarıdır. Çok güzel kokulu yaprakları vardır. Yaprağın kokusu gül, amber ve limon kokusunun karışımı gibi düşünün. Gül, amber ve limon kokusunun karışımın muhteşem bir kokuya sahiptir. Elinizle hafiften yaprağını böyle ezdiğinizde mükemmel, inanılmaz bir şekilde o yaprağın kokusu etrafa yayılır. Sırf bu kokudan dolayı da sadece güzel koksun bahçemiz, evimiz, ondan dolayı yetiştirenler ve bakanlar da vardır. Çiçeklerin rengi açık pembe, açık lila, morumsu, çok narin, zarif bir çiçekleri vardır. Ama yaprakların kokusu gerçekten muhteşem. Ben ıtır çiçeğin yaprağın kokusunu çok severim ve hatta mutfakta bazı gurmeler kullanır. Ayva kompostosunda ve bazı reçellerde ben kullanıyorum. Özellikle tatlılarda kullanmayı tercih ediyorum. Tatlılarda daha çok yakışacağını düşünüyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Mutlaka deneyin diyorum. Denemekte fayda var. Itır çiçeğin genel olarak sağlığa ne tür faydaları vardır? Genel olarak sindirim sistemini sağlığımızı destekliyor, basit gaz sorunları için kullanılabiliyor, hazimsizliğe iyi geliyor, enfeksiyonlara karşı ve genel olarak vücudun halsizliğe karşı kullanılabilir. Deride herhangi bir rahatsızlığınız varsa, cildin üzerinde, kas ağrılarında, zona hastalığında da kullanılabilir, su çiçeğinde. Çok güçlü bir bitkidir. Saksıda bakabilirsiniz. Bahçede de, toprakta da rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Aradaki farkı göstermek istedim. Toprakta, bahçede yetişen ıtır çiçeğin yaprağı daha büyük, daha yeşil, daha güzel oluşmuş, daha bir büyük olmuş. Diğer saksıdakilerde daha minicik, daha küçük. Tabi saksının yerini değiştirmek lazım, toprağını değiştirmek lazım, daha büyük bir saksıya aktarmak lazım. Çok güzel bir çiçek, bir bitkidir. Aynı zamanda da şifalı ve faydalıdır. Sadece sindirim sistemimizi korumuyor, hazimsizliğimizi de gideriyor. Enfeksiyonlara karşı iyi, halsizliğe iyi, cilt rahatsızlıklarına, zona hastalığı, su çiçeği gibi. Aynı zamanda da bronşitlerimizi de açar ve öksürüğe karşı inanılmaz bir etkiye sahiptir. Nasıl kullanabiliriz? Çay olarak kullanabiliriz. Aynı zamanda ıtır yağı da vardır, aktarlarda satılır. Ama ıtır yağı çok güçlü bir yağıdır. O yüzden esansiyel yağı sabit bir yağla incelterek kullanmamız gerekiyor. Ruhsal olarak sakinleştiriyor, antiviral, antibakteriyel, hormon düzenleyici, cilt bakımında birçok alanda kullanabilirsiniz. Mutlaka edinin, bu bitkiden bir saksı da alın ve bakın, gerçekten seveceksiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Tekrar yeni videolarda, yeni şifalı tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.